Rüyalar Şehri Venedik'ten herkese selamlar. Bu sefer meşhur Venedik Karnavalı için geldim buraya. Venedik'te geçen dolu dolu günler için hazır mısınız? O zaman video başlasın. Venedik tamamen kanallar üzerine kurulmuş bir şehir. Vardığınız anda buraya büyüleniyorsunuz resmen. Venedik havaalanına iner inmez hemen bindim Vaporetto'ya ve vardım şehrin tam göbeğine. Havaalanından Venedik'in kalbine ulaşım çok rahat. İster otobüsle isterseniz Vaporetto'yla şehrin kalbine rahatlıkla gelebilirsiniz. Hızlıca odamıza yerleştirdim. Hemen attık kendimizi dışarıya. İlk durağımız San Marco Meydanı. Burada bulunan bir kafeye oturup önce şampanyalarımızı sonra atıştırmalık pizzamızdan hemen yemeye başladık. Keyifle meydanda şampanyamı yudumlarken ilk karşılaşmalar başladı burada tabii ki. Evet, gelme amacımız belliydi zaten ve sokakta hemen böyle kostümlü insanlara rastladık. San Marco için Venedik'in kalbi diyebiliriz. Etrafta güzel kafeler var. Ufak bir mola ardından şehri gezelim dedik. Şurada durup şu kanal üzerinde gondolları izlemek bile keyifli geliyor inanın ki. Venedik denince akla maskeler geliyor tabii ki. Yol üzerinde şöyle güzel maskeler satan dükkanlara rastladık. Sonra her köşe başında karşınıza çıkan gondollara. Venedik Karnavalı yaklaşık 2 hafta sürüyor. Bu 2 hafta boyunca neredeyse hemen hemen her yerde kostümlü insanlara rastlamanız mümkün. İlk günü Otel Palazzo Barbarigo'da bitirdik. Keyifli bir şampanya ile güne veda ettik burada. Venedik gündüzleri olduğu kadar akşamları da çok güzelmiş bu arada. İkinci gün güzel bir kahve ile başladı. Sonra düşürdük yolumuzu buranın en meşhur kitapçısı olan Acqua Alta'ya. Aslında gelme amacımız kahve içmekti burada. Ama kahve içilen yeri kapatmışlar, tamamen kitapçıya dönmüş. İçerisi oldukça kalabalıktı. Hareketin olduğu yere, yani San Marco Meydanı'na doğru gidiyoruz gene. Yol üstünde böyle detaylara rastladık. Meydan oldukça dolu. Biz Florian'da bir kahve molası ve ardından hemen odaya gelip çekim için hazırlanmaya başladım. Karnaval haftasında şahane etkinlikler ve galalar oluyor Venedik'te. Ben de bir tanesine gidiyorum. O yüzden İstanbul'dan güzel bir kostüm taşıdım buraya. Hazırlıklar ise ön çekimi için bunların. Sizi burada uzun uzun hazırlık aşamamla yormayacağım. Bütün detayları merak ediyorsanız Instagram'ımda hepsi yüklü. Evet, hazırım. Çekim için düştüm sokaklara. En kalabalık olan yere San Marco'ya geldik. Zannedersem festivalin havası buradan başlıyor. Meydanda herkes kostümlü benim gibi. Ben de onların yanında belirdim hemen. Selamlaştık. Güzel kareler çekildik. Bunların hepsini kullandım tabii. Sonra daha sakin yerlere gittik çekim için. Güzel bir Reels'ı hak ediyordu burası çünkü. Tüm bu çekimleri Instagram'da paylaştım. Hepsini görebilirsiniz. Size biraz Venedik Karnavalı hakkında bilgi vermek istedim. Bu karnavalın kökenleri Orta Çağ'a kadar uzanıyormuş. İlk olarak 11. yüzyılda başlamış mesela. İlk olarak Hristiyanlık döneminin öncesini kutlamak için yapılmış. Karnavalın tarihleri Paskalya bayramına göre belirleniyor. Paskalya öncesinde tutulan 40 günlük orucu etkilemesin diye karnavalın tarihi ise bu orucu öncesine kadar planlanmış oluyor. Venedik'i her mevsim gezmek güzel, karnaval ise bambaşka tabii ki. Burada bolca maskeli insanları görebiliyorsunuz. Şehrin herhangi bir yerinden şu manzaralarla karşılaşmanız an meselesi çünkü. Galaya gitmeden önce şöyle güzel bir meydanda yemek yemek için oturduk. Ben tabii ki spagetti vongole'den yanaydım. Evet, o muhteşem geceye hazırız, geldik. Gittiğimiz gala şehrin en güzel kasinosunda yapıldı. Venedik Karnavalı her yıl başka konseptlerle yapılıyor. Bu senenin konsepti ise İpek Yolu'ydu. Bu yüzden konsept bayağı bir oryantaldi bizim için. Yani çok alışık olduğumuz şeylerdi. Şahane gösterileri, harika yemekleriyle sizi bu gala detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Sonrasında görüşüyoruz.
Gondol sefasını Venedik'in son gününe sakladık. Bu meşhur kanalları gondol sefasıyla keyiflendirmek lazım çünkü burada. Meşhur Rialto Köprüsü ve 1001 filme konu olmuş Venedik. Venedik dünyanın en büyülü şehirlerinden birisi. Hala keşfedilmeyi bekliyor. Evet arkadaşlar, bir gezi videosunun daha sonuna geldik. Kanalımı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki rotada buluşmak üzere.